Konyaaltı Belediyesi'nin 3 yıldır gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları Öğretmen Evleri Mahallesi'nde devam etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen toplantıda vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Konyaaltı Belediyesi'nin 3 yıldır gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları Öğretmen Evleri Mahalle Buluşması'yla devam etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kısa bir konuşmadan sonra sözü mahalle sakinlerine verdi. Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyerek not alan Esen, bazı talepleri toplantıda hazır bulunan ilgili birim müdürlerine ileterek konuların hemen çözülmesini istedi. Söz sizde, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Semih Esen, göreve geldikleri ilk yıldan itibaren ilçe sakinlerinin taleplerini birebir dinlemek için mahalle buluşmalarını başlattıklarını ifade etti. Güzel ve faydalı bir toplantı oldu. Birçok notlar aldık. Önemli bir kısmının da kısa zamanda çözülecek sorunlar olmasından dolayı da memnunum. Kalıcı sorunlarımızın ve yapılması gereken halkın hayatını kolaylaştıracak olan yatırımların ne olduğu konusunda ben tek başıma düşünmüyorum. Sizlerden gelen tüm talepler bizim için çok değerli. Meclis üyelerimizle beraber çevreden topladığımız verilerle oluşan fikirler bizim için çok değerli. Toplantı boyunca vatandaşlardan gelen taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulması için talimat veren Esen, kısa süre içinde temelini atarak hayata geçirecekleri projelerden de bahsetti. Uygun olan alanlarda kreşler açmaya devam edeceğiz. Nereye kadar devam edecek bu? Konya altında kreş çağında, okul öncesi eğitim çağında 6000 çocuğumuz var. Konyaaltı Belediyesi'nin bugün itibarıyla kreş kapasitesi 500 öğrencidir. Bu kapasiteyi 2000'e çıkarana kadar devam edeceğiz. Eğer hala talep gelmeye devam ediyorsa ondan sonrasını onunla beraber değerlendireceğiz. Bize ilkokul açma imkanı versinler, yasa çıkarsınlar, belediyeler okul açabilir diye vallahi billahi açarız. Onu da söyleyeyim size. Çok yakında bir etüt merkezi ve kız öğrenci yurdu projesinin de temelini atacaklarını söyleyen Esen, Uncalı ve Molla Yusuf mahallelerinde yer alacak bu iki projeyi kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti. Yurt, etüt merkezi ve hemen onun yanında üçüncü bir yatırım olarak da yüzme havuzumuzu da çok kısa zaman içerisinde benim birinci dönemim bitmeden önce hizmete açacağız inşallah. Bunun yanında da günlük belediye hizmetlerini, çöp toplama olsun, park bahçelerinin yapılması, temizliği, bakımı, kent mobilyalarının bakımı olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz.